Alkışlıyoruz ama kızlara alkışlıyoruz. İsmail'im hoş geldin. Hoş bulduk abi, hoş bulduk. Neredesin? Almanya'da mısın? Ha, git gel yapıyoruz. Almanya'da dedim, buraya geldim. Biz de Almanya'ya gideceğiz ama koronadan dolayı... Abi geldiğin zaman beklerim. Biz orada misafiriz, biz seni bekleriz. Vallahi hem misafir ederim. Tabii gidersin. Çok seviniriz. Ayrıca stüdyomuza da davet ederiz. Güzel de şarkılarımız var. Dinlersin, hangisi okursa abi senin olsun. Allah razı olsun. Hangisini beğenirsen. İsmail'im seni seviyorum diyorsun. Vallahi ben de seni çok seviyorum. Edepli adamsın, terbiyeli adamsın, saygılı adamsın. Evet. Her hareket var sende. Edebe olma dahil, abi. Edebe dahil, örf adete dahil her şey sende var. Eksik olma. Almanya'da büyümüşsün herhalde tam evet, ederim ama. Evet, orada doğdum orada. Bana göre Türkiye'de büyümüş gibisin. Vallahi filmlerinizle örf büyüdük. Örf adetleri unutmamışsın. Eyvallah. Tabii orada büyüdük ama filmlerinizle büyüdük. O güzel duygularınızla beslendik. İran'da benim şarkılarımla Türkçe öğrenen insanlar var. Bak, İran'da Türkçe öğrenen insanlar var. Dinliyor musunuz çocuklar? Bu şaka değil ha. Benim şarkılarımı söylüyorlar, Türkçe öğreniyorlar. Bak, yemin ederim. Yazmayı da benden birlikte öğrendim. Ben bazen yazıyorum mesela, düzeltiyorum. Demek ki öyle değil, böyle. Böyle yazıyorum, böyle yazıyorum. Çok teşekkür ederim öğretmenim diyor. Abi bilmiyorum yok, sizin şarkıları her yerde dinleniyor zaten. Ya o her, ayrı, o ayrı. Her o ayrı, yerde seviliyorsunuz. Türkçe öğretmek önemli, Türkçe'yi. Tabii tabii, aynen. Senin de şarkılarını öğreniyorlar biliyor musun? Bazen hem ezbere, sonra merak ediyorlar. Aynen. Benim çok sevdiğim bir kız var, bir hanımefendi var. Sesini de çok seviyorum, tavrını da, tarzını da çok seviyorum. Onu bir şeyde görmüştüm, koltuğun üstünde oturuyor, söylüyordu. Benim oğlum şarkı söylüyordu. Nedir benim oğlum şarkı?